İltihaplı bağırsak hastalıklarını biz 3 grupta toplarız. Bir tanesi Crohn hastalığı, diğeri ülseratif kolit, bir de bunların karışımı vardır. Tam olarak ayırt edemediğimiz bir tip. Sonradan bu ayırt edilemeyen tip ya ülseratif kolite ya da Crohn hastalığına dönebilir. Ülseratif kolit veya Crohn hastalığının sebebini tam olarak bilmiyoruz. Otoimmün hastalıklardır. Ama altta yatan genetik sebepler vardır, bir de çevresel faktörler vardır. Genetik sebepler bildiğiniz gibi aileden bir genetik geçiş vardır. Çevresel faktörler ise birçok sebep olabilir. Bağırsaktaki probiyotik bakteriler olabilir. Yediğimiz, içtiğimiz, bazı alerjen gıdaların, bazı enfeksiyonların, belki de tüberküloz basilinin veya onun alt tiplerinin buna neden olabileceğini düşünüyoruz. Çevresel nedenler o kadar fazladır ki bunlar genetik nedenlerle bir araya gelince otoimmün dediğimiz vücudun savunma hücrelerinin kendi hücrelerine saldırdığı, savunma hücrelerimiz bazen yanılır, kendi hücrelerimize saldırır ve otoimmün hastalık deriz. İşte bu iki hastalık bu tip otoimmün hastalıklardır ve vücutta özellikle savunma hücreleri kalın bağırsağı tutarsa ve kalın bağırsaklı duvarı kalınlaştırmayan bir iltihap yaparsa biz buna ülseratif kolit deriz. Ve ülseratif kolit kalın bağırsağın en alt ucundan başlayarak yukarıya doğru ilerleyerek gider. Ama Crohn hastalığı ağızdan anüse kadar her yeri tutabilir. Ve Crohn hastalığı tutulum yaptığı zaman ülseratif kolitten farklı olarak kalın bağırsağın duvarına veya ince bağırsağın duvarını kalınlaştırır. Ve ülserler yapar, keskin sınırlı ülserler yapar. Bunların başka etkileri de vardır. Sadece sindirim sistemini tutmaz bu iki hastalık. Aynı zamanda gözü tutabilir, karaciğeri tutabilir. Gözü tuttuğu zaman bazı önemli göz hastalıklarına neden olabilir. Karaciğeri tuttuğu zaman ileride siroza kadar gidebilecek hastalıklara neden olabilir. Çok önemli bir bulgu da parmak eklemlerini, dizi, dirseği, ayakları tutabilir. Eklem iltihapları yapabilir. Ama bir de aksiyel dediğimiz omurga ve kalça eklemlerini de tutabilir. Ve bu durumda şiddetli bel ağrıları veya sırt ağrıları olabilir. Sonuçta ülseratif kolit ve Crohn hastalığı veya bu ikisinin karışık tipi, ki ikisinin karışık tipi sadece %10 oranında gözükür, otoimmün hastalıklardır ve kronik hastalıklardır. İkisinin tedavisi birbirine yakındır ama belli bazı giriş tedavilerinde daha farklı yaklaşımlar mutlaka olmaktadır. Tabii ki bu hastalıklar ilerledikçe, inflamasyon, iltihap yıllar boyu devam ettikçe karşımıza başka sorunlar da çıkartırlar. Örneğin bağırsak duvarında daralmalar yaparlar. Ama aynı zamanda yaklaşık olarak 30 yıllık sürede bu her iki hastalıkta %25-30 civarında kansere dönüşüm yapabilir. Tabii bu hastalıklar aynı zamanda kronik hastalık olduğu için psikojenik yapımızı da bozacağı için bu kişilerde özellikle ülseratif kolit dediğimiz kalın bağırsağı tutan hastalıkta %30, hem ince bağırsak hem de kalın bağırsağı tutan Crohn hastalığında ise aynı zamanda %40 depresyon gözükür. Ve bazen hastalar bize öncelikle depresyonla gelir. Bu hastalıkların tanısının ortalama süresi, tanı koyma süresi 2 yıldır. Yani bu hastalıklara ancak 2 yılda tanı koyabilmekteyiz. Kimine 6 yılda, kimine 8 yılda, kimine 6 ayda. Ama ortalaması 2 yıldır. Her ikisinin çok güzel tedavileri vardır. Ama mutlaka gastroenteroloji uzmanları tarafından bu her iki hastalıkta yakın takip edilmeli ve iyi bir şekilde tedavi edilmelidir. Çok güzel ilaçlar vardır. Bunlar uygulandıkça kişi sorun olmadan çok uzun süre yaşayacaktır, yaşamına devam edecektir. Ama bazen araya giren ameliyatlar ve ilaçların değiştirilme gibi durumları olacaktır. İyi tedavi edildikçe önemli problemler yaşanmaz.